Mimar Kasım işinin ehli çıktı. Revan köşkü zevkli ve zarif bir köşk oldu. Gerçi bir ara hiç bitmeyecek zannettik ama. Rabbim nicelerini nasip etsin. İnşallah. Hünkârım biliyorsunuz bugün validemin yeni hanının açılışı var. Akabinde vakfın imaretinden halka aş dağıtılacakmış. Validem bizim de olmamızı istedi. Eğer siz de izin verirseniz yeğenlerimi alıp gitmek isterim. Elbette. Lakin dikkatli olun Hatice. Merak etmeyin. Gözüm gibi bakarım onlara. Bakarsın, bilirim. Üzerlerinde emeğin büyük Hatice. Validelerinin eksikliğini bir an olsun hissettirmedin onlara. Kendi evladın gibi sardın, sarmaladın. Şehzadelerim ve Kayan benim yaşam kaynağım oldu. Onlar sayesinde tutundum hayata. İnşallah senin de yüzün gülecek Hatice. Hünkârım, divan için hazırız. Hala. Bugün mühim karar alma günü. Divanı bekletmek olmaz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divanımı açıyorum. Bayrampaşa, meşveret edilecek epey mesele birikmiş. Ve fakat ben size en mühimini söyleyeyim. Hepinizin malumu üzere vaktiyle Revan'a sefer düzenlemiştik. Zaferle dönmüştük. Ne yazık ki senesi dahi dolmadan Şah Safi tekrar işgal etti. Ben de bunun üzerine sefer hazırlığı yapılmasını emrettim. Revan için sefer hazırlığı süratle devam ediyor hünkârım. Revan değil paşalar. Bağdat için yapın hazırlığınızı. Allah'ın izniyle bütün gücümüzle Bağdat'ın üzerine yürüyeceğiz. Atalarımın kılıç hakkıyla aldığı Bağdat benim şerefim, namusumdur. Allah'ın huzurunda ve sizlerin önünde yemin ederim ki ya bu hayale kavuşacağım ya da bu hayal uğruna şehit olacağım. Her daim olduğu gibi yine ihtimam göstermişsin Yusuf Paşa. İzzet Ekrem Muazzam. Sizleri ağırlamak benim için şereftir paşam. Hele ki hünkârımızın yüce gönülleriyle bahşettiği bu muhteşem konakta. Onca saray dururken sen Feridun bahçesini istedin Yusuf. Nasıl, memnun musun? Sayenizde yeryüzündeki cenneti buldum hünkârım. Feridun değil de Firdevs bahçesi sanki. Tabii siz olmadığınız vakit ne kıymeti var? Benim için çöldür. Tahtınız göklerde olsun.
Hünkârım, sefer kararınız hayırlara vesile olsun. Yeniçeri kullarınız da Bağdat'a yürüyeceğimizi duyunca çok sevindiler. Lakin ben de herkes gibi bu ani kararınızın sebebini merak ediyorum. Ani değil Kemalkeş. En başından beri niyetim buydu. Fakat malumun etraf acem casusu kaynıyor. Son ana kadar kimse bilsin istemedim. Sadece benim malumatım var. Aylardır istişare ediyoruz. Malum, acem diyarında doğdum, büyüdüm. Bağdat'ı da avucumun içi gibi bilirim. Doğru. Bir vakitler bize kılıç sallayan taraftaydın. İnşallah yine dönmezsin. Gel. Hünkârım, Hacı Ağa geldiler. Gelsin. Hünkârım, bağışlayın. Rahatsız ediyorum. Hacı Ağa, hayırlar olsun. Ne işin var senin burada? Vaziyet fena. Şehzadelerimiz Selim ve Süleyman Hazretlerini kaçırdı hainler. Kim? Kim nasıl benim şehzadelerimi kaçırır Hacı Ağa? Sultanlarımız ahalinin dertliğiyle meşgulken o hengamede dahileri alıp götürmüş. Hünkârım, hainmiş meğer. Abi ne olur beni affet. Hepsi benim suçum. Keşke buraya getirmeseydim. Lakin o hatun doğduklarından beri şehzadelerimizin yanında. Bir kalfanın tek başına yapacağı bir iş değil bu. Birilerine hizmet ediyor belli. Cizvit tarikatına yahut acemlere hizmet ediyor olabilir. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Oğlum kim olursa olsun evlatlarını sana karşı kullanma niyetinde. Düşmanlarıma o fırsatı sen verdin. Evlatlarımı koruyamadın. Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Benim içim yanmıyor mu? Keşke getirmeseydim buraya. Keşke gözümün önünden bir an dahi ayırmasaydım. Hünkârım, Valide Sultanım. Biri bu mektubu yollamış divana. Gülbahar Sultan'dan olduğunu söylemiş. Gülbahar ortaya çıktı mı? Gülbahar Sultan mı? Şehzadeleri o mu kaçırmış? Babamın türbesinde beni bekliyormuş. Bayezid'in mezarının başında. Tamam, ben de geliyorum. Siz saraya dön. İkiniz de. Civan verdim. Kanın yerde kalmayacak oğlum. Gülbahar Sultan. Şehzadelerim nerede? Eğer beni öldürürsen şehzadelerine asla kavuşamazsın. Evlatlarım nerede? Bunu validen Kösem Sultan'a sormak lazım. Vaka şehzadelerin kaderine hep o hükmeder. Osman, Mehmet, Bayezid. Hepsi onun iktidar hırsı yüzünden toprağın altına girmedi mi?
Şüphesiz daha nice tabutlar koyulacak buraya. Emin ol. İçlerinden biri seninki. Gülbahar Sultan. Validen senden çoktan vazgeçti. Yeni namzedi Kasım. Onu tahta çıkarabilmek için epeydir kuyunu kazıyor. Zaten bu sebeple Farya'yı öldürdü. Silahları da seni yalnız bırakmak için. Günahlarını validemin üstüne yıkarak kurtulacağını mı sanıyorsun Gülbahar? Valideni hiç tanımıyorsun Murat. Neler yapabileceğini hiç bilmiyorsun. Suçu benim üstüme atabilmek için beni zindandan o kaçırttı. Lakin kurtuldum elinden. Sadede gel hatun. Evlatlarım nerede? Söyleyeceğim elbet. Onun için buradayım. Tabii evlatlarına sağ salim kavuşmak istiyorsan dediğimi yapacaksın. Ne istiyorsun? Murat, ne oldu? Ne diyor Gülbahar, ne istiyormuş? Saraya getirdim, zindanda. Konuşmuyor. Ben onu konuşturmasını bilirim. Konuşuyor. Fakat başka şeyler söylüyor. Farya'yı, Mustafa'yı senin öldürdüğünü söylüyor. Suçu onun üstüne attığını söylüyor. O hainin lafıyla benden şüphe mi duyuyorsun sen? Alenen yalan söylüyor. Aklına şüphe düşürmek istiyor. Bak Murat, o saraya geldiği vakit sana söyledim. O gittiği yere ölüm taşır dedim. Şimdi aklınca intikam alıyor. Şehzadelerin yerini söyleyecek. Fakat bir şartı var. Cana karşılık can istiyor. Ne demek şimdi bu? Evlatlarım Selim, Süleyman'ın canı karşılığında kardeşlerim Kasım'la İbrahim'in canını istiyor. Gün doğana kadar vaktim var. Her şeyi yaptık, konuşmadı hain. Boşuna uğraşmayayım Halide. Ben onun şartlarını kabul etmedikçe konuşmaz. Oğlum, bu sessizliğin beni çok korkutuyor. Sakın kardeşlerinden vazgeçmeyi aklından geçirme. O haine güven olmaz. Sen onun dediğini yapsan dahi evlatlarını vermez sana o. Oğlum, onun gözünü kan bürümüş. Bizim canımızı yakmak için her şeyi yapar o. İki masumun canına kıyabilir. Belki de... Sakın! Sakın bir daha böyle bir şey söyle. Benim evlatlarım yaşıyor. Ben onları ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Hünkârım, sultanım. Şehzadelerimizin dahisini bulduk. Limanda bir gemide kaçmaya çalışırken yakaladık.
Nerede şimdi? Buraya getirdik hünkârım. Vuruz! Alırım. Hünkârım, çarşıda bir eve teslim ettim. Zorladılar beni. Korktum, dediklerini yapmak zorunda kaldım. Affedin ne olur hünkârım. Af yok. Derhal şehzadelerimin yanına götüreceksin. Şurası. Şehzadelerinizi getirip buraya bıraktım. Selim! Süleyman! Sustur şunları Yakup. Ahaliyi başımıza toplayacaklar. İşin aslı hanedan sizden devam etmeyecek. Kardeşleriniz, onlardan biri çıkacak tahta. Size rağmen çıkacak. Güneş doğmak üzere hünkârım. Seneler evvel yine bir isyan tertip etmişlerdi Yusuf. En sevdiklerimin canını istemişlerdi benden. O vakit böyle hissetmiştim. Çaresiz, bilim kurulun bağlı. Böyle hissetmem sanıyordum, lakin yanılmışım. Bir yanda kardeşlerim, bir yanda evlatlarım. Ne yapacağım? Hiç bilmiyorum Yusuf. Cüretimi bağışlayın. Fakat her şeyi düşünmemiz gerek. Belki de Gülbahar Sultan'a istediğini vermelisiniz. Kardeşlerime mi kıyım?